Liderler bugün İstanbul'daydı. İmamoğlu yine kürsüdeydi. Mesajları önemliydi ve o mesajlar içerisinde de elbette genel siyasete dönük vurgular da vardı. İstanbul'dan yansıyanlarla başlayalım ana habere. Bakalım Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu ve İmamoğlu ne dedi? Aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da kayyum atanacağı iddialarına dönük olarak mesaj vardı. Hepsine derli toplu yakından bakalım. Eğer bir kişi siyaseten halkın oylarıyla seçilmişse, iktidara gelmişse ve kendi beldesine hizmet veriyorsa, o kişinin hakkını elinden alacak olan güç, ona o yetkiyi veren güçtür. Yani İstanbulludur. Seni verirsek Ankara'yı vermiş oluruz. Seni verirsek bunlara Türkiye'nin geleceğini vermiş oluruz. Söz olsun gitmeyeceksin. And olsun gitmeyeceksin. Burası arkanda. Buradaki bütün siyasiler arkanda. Altılı masanın tamamı arkanda. 2023 seçimleri üzerinden mesaj vermek isteniyor. Ve deniyorsa ki öyle hamleler yaparız ki sizin iradenizde de ipotek koyarız. İşte buradan söylüyoruz. Asla ipotek koyamayacak ve 2023'ün demokrasi yılı olmasına asla engel olamayacaksınız. Ekrem İmamoğlu'nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz. Kılını dahi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında verilen siyasi yasak ve hapis cezası. Üç lider İstanbul'da bir kez daha bir araya geldi. İmamoğlu'na destek vermek için. Bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar sert, bu kadar net, bu kadar erkekçe söylüyorum. İstanbul gibi bir şehri nasıl alırlar dendi. Çok enteresan bir hiçbir şey olmamışsa bir şey olmuştur dendi. O sandıklara o insanları koymasaydınız, ıslak imzaları almasaydınız hakikaten bir şey olmuş olacaktı. Ve bazı şehirler vardır ki şehirlerin tacıdır İstanbul gibi. İstanlık insanlık tarihinin özetidir ve geleceğin ufuk şehirleridir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ard arda kürsüye çıktı liderler. 2019 yerel seçimlerini hatırlattılar. Ekrem Bey'in verdiği hizmeti sindiremiyorlar. Belediye başkanlarımızın verdiği hizmeti sindiremiyorlar. Yahu ahmaklığa bakın ahmaklığa. 13.500 oy farkıyla seçilmiş bir belediye başkanıyla 805.000 farkla seçilmiş bir belediye başkanının gücü arasındaki farkı fark etmeyen ahmaklara bakın. Ondan sonra da ahmaklıklara ahmaklık denildiği zaman kızıyorlar. İstanbullular 2019'da iki kez bir irade beyanında bulunmuşlar. Ve bu aziz şehrin mührünü şehremini olarak Sayın İmamoğlu'na vermişlerdi. Bu İstanbulluların iradesiydi. Kimse bu iradeyi beğenmiyorum diyemez. Kimse bu iradeyi tanımıyorum diyemez. Ama Ekrem Başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Liderler kısa bir süre önce İmamoğlu hakkında çıkan kararın ardından İBB'nin Saraçhane yerleşkesinde bir araya gelmişti. Her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yapanların karşısında dimdik duramazsak yuh olsun bize. Saraçhane'de bir ses yükselttik ve dedik ki İstanbullunun iradesinin, milletin iradesinin arkasındayız. Yargıyı siyasallaştırarak millet iradesine tahakküm koymak isteyenlerin dimdik karşısındayız. Ne olursa olsun karşısındayız. Bu kez İBB'nin 150 günde 150 proje maratonu kapsamında açılan 14,3 kilometre uzunluğundaki Dudullu Bostancı metro hattının açılışında bir araya geldiler. Bir açılış için beraberiz ama normal bir açılış değil. Azıcık sinirini bozayım mı bazılarının? Bozayım değil mi? Azıcık gıcık edelim mi? Peki.
İşte bu açılışlara gıcık olunduğu için arkadaşımıza, belediye başkanımıza yasak geliyor. Bu hizmetlere gıcık olunduğu için 3,5 yılda bugünkü açılış dahil İstanbul'a kazandırdığımız metro hattı, hayata geçirdiğimiz metro hattı 46.2 kilometreye ulaştı. Milletin seçtiğini ancak millet değiştirir. Yaratmak istedikleri tam bir demokrasi krizidir. Bunu yapmaya çalışırsın, yapmak istersin. Belki o ahlakın, o sürecin bir parçası olabilirsin ama buradan söylüyorum. Bu millet, milletimiz bunu sana yaptırmaz. Yaptırmaz. İmamoğlu hakkındaki kararın ardından kayyum tartışmaları başladı. Darbe dönemlerinde dahi, darbe dönemlerinin sonrasında ilerleyen zamanda dahi yargının bu derece emir eri olduğu, o cübbelere düğmelerin dikildiği bir döneme hiç rastlamadık. Bu abidik gubidiklere hazır olmalıymışız ama tedbirini almalıymışız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kayyum iddialarını yanıtladı. Öyle bir niyetimiz yok, sadece teröristlerin temizlenmesini istiyoruz dedi. Geldikleri gibi gidecekler, sadece gitmeyecekler. Allah nasip ederse emekli edeceğiz onları. Siyaset arenasından sileceğiz. Atatürk'ümüzün dediği gibi geldikleri gibi gidecekler inşallah. Birlikte hak için, hukuk için, adalet için mücadele edeceğiz. Adaleti bu ülkeye ya getireceğiz ya getireceğiz. İstanbul'dan bu mesajlar yükseldi. Elbette ki o mesajlarla beraber giderek ısınan da bir siyaset atmosferinden bahsetmemiz mümkün. Siyaset atmosferi ısınırken erken seçim ya da seçimlerin yenilenmesi başlığı yavaş yavaş daha fazlasıyla önümüze gelecek. Özellikle Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın birazcık güncelleyerek seçim tarihini belirleyeceğiz mesajı, öne çekeceğiz mesajı, seçimlerin yenilenmesi, erken seçim başlıklarını önümüze getirdi. Ondan önce de zaten Sayın Bahçeli erken seçime, seçimlerin yenilenmesine dönük mesajlar vermişti. Ama şimdi siyaset atmosferi şöyle giderek ısınırken, hava giderek ısınırken muhalefet de diyor ki erken seçim dediğinizde hatırlatırız size. Bak Bay Kemal, noktalı virgül değil, nokta koyuyorum. Tarih Haziran 18, seçim zamanında erken seçim meçim yok diyordu Erdoğan. Muhalefet de işte onu hatırlatıyor. E ne oldu nokta koyma? Noktalı virgül, virgül yine devreye girdi diye bir eleştiri var elbette. Dediğimiz gibi siyaset gündemi giderek şöyle hem geriliyor, hem tansiyon yükseliyor, hem de ısınıyor, hem de seçim başlığıyla.